Gençler selam. Ben Buğra Başkan. Hearts of Iron 4 Modern Turan Birliği serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz diyorum. Novum Vexillum modu ile birlikte oynuyoruz. Şimdi bilenleriniz biliyor ama bilmeyenler için önce şu Novum Vexillum'dan biraz bahsedeyim. Başkan Novum Vexillum ne ya? Diyebilirsiniz. Çocuklar, Millennium Dawn'un eski halini hatırlıyorsunuzdur. Yani herhalde bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Modern dünyada Hoi 4 oynadığımız son derece şahane bir moddu. Sonra gittiler bu Millennium Dawn'un içine abuk sabuk bir sürü böyle enteresan özellikler koydular. Oynanmaz hale geldi. Bir anda Millennium Dawn'u kaybettik gibi bir şey oldu. Ha işte. Tam o zamanlarda Novum Vexillum piyasaya çıktı ve Millennium Dawn'un o eski, oynaması güzel, keyif veren halini oyunun son sürümünde çalışır şekle getirdiler. Başka kişiler aldı. Bunu devroldu. Millennium'dan şu anki o enteresan haliyle devam ediyor. Novum Vexillum ise o bizim sevdiğimiz klasik Millennium Dawn kafasında devam eden bir mod oldu. Ben de onunla dedim bir seri çekeyim. Ne çeksem işte Türkiye mi Osmanlı şu mu? Dedim bir dakika ya benim 2. Dünya Savaşı Turan serim var ama modernde Turan hiç çekmedim. Değişik olur. Böyle bir operasyona giriştim. Tabii Novum Vexillum'un içerisinde Turan Birliği yok. Onu ben sonradan kendim ekledim. Şunu diyebilirsiniz. Başkan bu modu yayında yayınlayamam. Çünkü ben direkt Türkiye'nin sadece adını ve bayrağını değiştirdim. Normal şartlarda sınırlar aynıydı. Ordu falan da eklemedim bu arada. Bu topraklar nereden geldi diye merak edecek olursanız State Transfer Tool diye başka bir mod var. Oyunun başlangıcında pıtı 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 bunları da ekledim. Ve bu şekilde yarattım devleti. Bir tık belki karışık gelmiş olabilir anlattığım. Discord'da bununla ilgili bir oda açtım. Nasıl bunu yarattığıma dair okuyun, siz de yapın. Yani an itibariyle benden modu yayınlamamı istemeyin çünkü böyle turkuaz renkli bir Türkiye çıkar sadece karşınıza. Yani yok, mod yok. Detaylar orada. Bu arada Discord demişken onu da çok kısa söylemem gerekiyor. Bakın son 2-3 haftada 30 taneden fazla oyun ya da DLC key'i verdim. Bakın abartmıyorum gerçekten. Twitch'te çok güzel bir sistem kurduk. Ne kadar çok yayın izlersen o kadar çok çekilişlerde şansın artıyor. Yani öyle yüzlerce binlerce zaten yüzlerce binlerce kişi gelmiyor da işte maksimum 100'ü görür belki bir çekilişe katılan kişi. 100 kişi geliyor. Ama arda arda yayınları izleyen kişiler o kadar yüksek düzeyde puan biriktirip buradan şansını arttırıyor ki bir süre sonra hani ilk 5'te ilk 10'da çıkmaları kesinleşiyor. Gelin bak 30 tane key de attık. Hatta bazılarını Discord'un ortasına falan fırlatıyorum. Key isteyen var mı? Al. DLC mi lazım? EU4 mü? CKO DLC mi? HOI4 mü? Bu şekildeyiz. Bak ciddi söylüyorum. Twitch'e gelin. Twitch'e gelmiyorsan bari Discord'a gel. Kaçırıyorsun. İnanmıyorsan da gel sor. De ki burada 30 tane key de atıldı mı? Geçtiğimiz haftalarda da. O zaten sana orada zaten söyleyeceklerdir. Neyse. Ben başlıyorum. Devlete TSK'nın üzerinden kurdum. O yüzden başkent Ankara olmuş olabilir. Sıkıntı yok. Belki save dosyasını düzeltip Bakü yaparız bunu. Problem değil. TSK'nın ordusu var. Buraların hani işte Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın falan filan ordularını almadım. Aşırı güçlü oluruz. Çünkü zaten çok güçlü olduk hala aslında. İnanılmaz bir devlet olduk. Suriye'yi yiyerek başlayalım. Vorgol'um geldi. Bunlara da Vorgol'u alıyoruz. O da gelme şeyinde. Biraz şurada yapacağımız bir sonraki savaş için hazırlanmak istiyorum çünkü neme lazım? Şuradan supply diyelim. Evet. Aynen. Bir sonraki savaş için hemen hazırlanalım. Evet, fabrikaları sonra yapsan da olur. Şunlar kalsın. Şunu da at. Tam bunlar zaten bitmek üzere. Okey, o ayarı da yapayım dedim. Bir daha unutmayayım. Uçakların çok büyük bir kısmını buraya topladım. Kafa gözde alıyorsunuz. Siz Türkiye hava sahasını koruyorsunuz. Siz de Türkiye hava sahasını koruyun ya. Sıkıntı yok. Bombalamasınlar biz durduk yere kendi memleketimizde. Donanma. Ya Suriye donanması çok bir cacık yapamaz ama hani işte realistik oynayalım. Gel sen de konvoy reydik yap. Okey. Plan belli. Buradan yarayacağım. Hani bu Halep'in oraya saldırmıyorum. Buradan yarayacağım. Buradan keseceğim. İkiye böleceğim. Halep'i çevireceğim. Ardından Şam'ı çevireceğiz. Alacağız inşallah. Burası sabit duracak cephenin.
Hadi bakalım başlayalım. Girin beyler. Aynen ittirin. Çok güzel. Bir tık yavaş da oynatmak istiyorum çünkü çevirme yapacağım. Manuel rahat rahat yöneteyim. Bak gel bak boş. Gel bak boş boş boş. Yok Suriye'nin doğru düzgün bir ordusu yok ya. Hemen şunu ikiye böl. Sen kal. İşte bu kadar. Sen hemen buraya geliyorsun. Harika. 10 numara 5 yıldız. Araştırma ne geldi? Buradan devam et. Çünkü savaş yapıyoruz. Ha bu arada. Çok fazla bir şey toparlayamadım. Sadece bunları koydum. Yaklaşık bir yıllık bir hazırlanma sürecim oldu. Bunları kolay savaş açabilmek için koyduk. Yine tabii 90 gün 100 gün sürüyor. Sadece buraya army offense aldık. Biriksin. Bir tık daha işte böyle armory grouping'i, armor vesaireyi koyarız. Bu arada evet ufaktan sıkıntı çekmeye başladı bizimkiler. Supply sıkıntısı. Yapacak bir şey yok. Suriye'ye saldırırsam bu problemleri yaşarsın. Babacım şunu bir yiyin hadi. Şunu bir yiyin. Evet şimdi hepinizin buraya gelmesini istiyorum. Orada bir dursun. Orada bir dursun. Orada bir dursun. Bir sakinleşsin. Bir kendine gelsin. Sen niye buna katılmıyorsun? Katıl. Aynen sen burayı çevir. Doldur. Burada saldırı altındayız. Hemen burayı şey yapın. Gelin burası saldırı altında. Sen buradan yardır. Sen burayı al. Yerleştirelim orduyu. Güzelce. Halep'i boş bıraktılar. Aa olmaz ama. Ben orijinal planıma sadık kalayım. Kimse normal şartlarda böyle Halep'i boş bırakmaz. Biz orada ordu varmış gibi yapalım. Şam'a doğru bir ittirmeye başlayayım bakayım. İttiremiyorum. Süper zeka AI ne diyeyim? Kayıplar ne durumda bu arada? 50K'ya 3K'ya iyi. Burayı niye denemiyoruz ya? Sen gel bakayım biraz sinir bozsun. Almayacağım Alev'i. Hayır. Bunlar niye burada duruyor? Supply muhabbeti yüzünden. Aptal AI. Hop. Ne oldu ha? Bizimki her şeye girmiş. Tamam İdlib'e de gir. Hadi o çevirmeyi şurada yapmış oluyoruz. Tamam saldırma. Saldırma. Sen şurayı zorla. Alamayacağı halde saldırtırıyorum. Destek göndermesin Hamaya diye. Çok güzel. Ben yine çevirmemi yaptım Muhallebin civarında yaptım. Mühim olan o. Hoppa, o buranı gördünüz mü? Tatlı tatlı. Evet beyler. Orayı sal ya. Oranın bir önemi yok. Hemen buraya geliniyor. Artık bu saatten sonra adam kaybetmeden yani bu savaş kazanıldı ama hani minimum adam kaybederek bu savaşı nasıl alırım kafasındayım. Gelin. Bu arada. Irak'ta savaşacağız.
Nereden geliyor? Buradan geliyor. Ordularımın saplaysızlıktan baygınlık geçirmesini istemiyorum. Daha Irak'a var zaten Morgul'un. Bakayım. Evet, daha var. Bilerek ikisinin arasına ara koydum. Ordu toparlansın diye. İyi ki koymuşuz. Biz durun burada. Oo. Çöl fırtınası hareketine döndü. Temizle. Bütün gezegenin üstlerine yakın. Dediğim gibi artık bu saatten sonra mümkün olduğunca az adam kaybetme kafasındayız. 146 K'ya 9 K. Bence çok iyi. Bakayım şey durumları nasıl? Tamam, şeyden gelenlerle toparlarız ya. Suriye'yi şimdi kapitüle ettiğimiz oradan bir şeyler gelecek bize mutlak suretle. Hadi. Internal politics geldi. Şunu yapalım. Stability 5, war support 5 veriyor. Baksana. War support'umuz, stability'miz yerlerde geziyor. Zaman en hızlı değil mi? Tamamdır. Adamlar kapıçı eti yedi. Take all states. Bu kadar. Temiz. Hani çok zor bir savaş değildi. Ama dediğim gibi. Ya bu savaşta amaç 3 aşağı 5 yukarı zaten az adam kaybetmekti. Bir sonraki savaş bu kadar kolay olmayacak ama yani yine alırız gibime geliyor ama dediğim gibi çok fazla buralara çok fazla bir şey harcamayayım. Çünkü bizim büyük ve daha da büyük hedeflerimiz var. Öyle söyleyeyim. Hani olduğu kadar ya da ne bileyim hani kim bilir. Ha, Yakus bölgesi niye yok diye de delirmeyin sakın. Bilerek koymadım. Putin'le kapışmaya yer olsun diye. Okey? Hadi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.